Vaka nedir Kaan Bey? Kadın polis. Ateşli silahla yaralanmış. Birkaç yerinden vurulmuş. Geliyorlar. Polis memuru Defne Özdemirci, 34 yaşında, kalça ve göğsünde mermi yarası var. Tansiyon 170, nabız 118, solunum 28. Bayağı kalabalık bir eskortunuz var Defne Hanım. Onlara iyi olduğumu söyledim. Nedenini anladılar dersiniz acaba? Daha kötü durumlarım da olmuştu da ondandır. Daha kötü? Evet, bu bir şey değil. Siz bir de elimden kaçmaya çalışan adamların halini görseniz. Üç adamı tek başına mı işe yaptınız? Evet, bu benim işim. Sadece işimi yapıyorum. Hadi arkadaşlar. Kaç mermi yarası var? 4. Yalnız sağ bacaktaki merminin giriş noktasını görüyorum. Çıkış noktası gözükmüyor. Uyuk yemeğini dağıtmış olabilir. İçeri girip mermiyi çıkarmamız lazım. Mermi yukarı doğru gitmiş. Solunumuna bakılırsa intratorasik alanda da problem var. Aşkım, ne oldu sana böyle? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Bana bebek gibi bakıyorlar. Merak etme. Beyefendi. Kocam. Kocam. Ne oluyor ya? Beyefendiyi çıkarın. Hemen. Evet, dışarı çıkarın. Çıkarın. Hemen. Pardon. Rakip silahlarına sarıldığında benim orada öylece durmamı beklemiyordunuz herhalde. Adamların silahlı saldırıya hazırlandığı belliydi. İstihbaratı da önceden almıştık. İşim şansa bırakamazdım. Aşkım, doktorun geldi. Sizi ameliyata almamız gerekiyor. Yazdın değil mi Salih? Silahlı saldırıydı. Tamam hayatım, yazdı. Ama şimdi seni götürmeleri gerekiyor. Ya bir dakika Melih. Burada önemli bir şey yapıyoruz. İfademi tamamlamam gerekiyor. Şimdi önemli olan bu mu Defne? Yani ifadeni verip işini kurtarman mı? Hocam, ameliyathane hazır, gitmiyor muyuz? Bak, her terfi fırsatı yakaladığında krediyle ev alıp çocuk yapacağımıza dair söz veriyorsun. Aşkım, tam 7 yıl oldu. Ve her seferinde gidip aptalca bir şey yapıyorsun. Melih. Bak, şimdi bu insanlar senin hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. Ve bu insanlara da bekleyin diyorsun. Ben böyle durup senin ölmeni beklemeyeceğim. Ben bir ömür seninle yaşamak istiyorum. Uzun, mutlu. Hatta bazen sıkıcı ama yan yana aşkım. Direnç hocam merhaba. Evet. Benim şu kadın polisle ilgili yapabileceğim herhangi bir şey varsa. Var. Evet. Ayak altında dolaşma. Abla. Abla. Söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Yani pratik yapmak, bir şeylere öğrenmeye çalışmak suç mu? Burada işler böyle mi yürüyor? Hem heveslisin diye azar işliyorsun hem de bir şey öğrenemiyoruz. Yani az önce Dilenç hocam resmen beni azarladı. Arzucuğum, eğer bir şeyler yapmak istiyorsan... Evet, evet, istiyorum. Çok istiyorum. Lütfen. İşe benim için bunların fotokopilerini çekerek başlayabilirsin. Ablam benim ya. Şşt, çaylak. Fotokopi çekeceğim Dilenç hocam. Aferin. Bağırsakta 3 yerde hasar var. Sende durum ne Tuba? Hasara neyin neden olduğunu buldum. Penset. Koher. Mermiyi görüyor musunuz? Koter. Karaciğerin yanında durmuş. Sistik arter sağlam. Herkes çok dikkat etsin. Bunlar temas anında patlayabilir. Tamam mı? Her anlamlının ucundaki sen olabilirsin. Bunu bilerek her gün işe nasıl gidilir ya? İnsan niye polis olur ki? 94 mezuniyet puanınla bu sorunun cevabını kendinde verebilirsin küçük hanım. Ölüme meydan okumak için. Aynı bizler gibi. Aspiratörü arttıralım. Kocasının bu durumu anladığını hiç sanmıyorum. Melih Bey çocuk sahibi olmak için karısının polislikten istifa etmesini bekliyor. Neden beni tercih etmek zorunda kalsın ki? Her günü ateş altında geçiriyorsan çocuğun olamaz. Olmamalı.
2-0 Vikri'leymiş İrem. Siz bu yüzden mi çocuk sahibi olmadınız Şevval Hanım? Etsin ve makas. Önceleri sebep ihtisasımdı. Sonraysa mesleğim. Şimdi de uygun adamı bekliyorum hala. Siz çocuk sahibi olmayı düşünmüyor musunuz hocam? Sen düşünmüyor musun? Hayır, asla. Tamamdır, burada işimiz biter. Dokundum galiba. Neye dokundun? Mermiye. Bir dakika, hala biraz kanama var. Tamam, merak etmeyin, alıyorum. Dur, sakın! Ne oldu öyle? Ne oldu öyle? Sana dokunma dedim, değil mi? Dokunma! Orada durum iyi mi? Tamam. Şahın tarz parçaları her tarafı saçılmış hocam. Kanamaya ulaşmaya çalışıyorduk. Mermiye daha dokunmamıştım bile. Ya yemin ediyorum, ne olduğunu anlamadım ki. Komutanın sana durmanı söyleyince duracaksın. Klemp, çabuk ver. Burası askeriye değil, siz de benim komutanım değilsiniz Kaan Bey. Fark etmez, aynı hiyerarşi. Ben senin amirinim, sen de benim astımsın. Fikirlerime katılmak zorunda değilsin. Ama emirlerime uymak zorundasın. Anladın mı Doktor Direnç? Size bir şey ifade eder mi bilmiyorum ama ben olsam ben de direncin yaptığını yapardım. Herkes aynı şeyi yapardı. Bir kanama oldu. Tamam, kesin artık. Tartışmanın faydası yok. Şimdi durum düzeltmeye odaklanalım. 94 direnç, ellerine ihtiyacım var. Çabuk. Tam buraya. Şunu görüyor musun? Aha, evet. Tut şunu. Bayoneti verin. Yak dediğimde yakacaksın. Sen neden hala düşük? Kanaması mı var? Hayır, kanama kontrol altına alındı. Ama alarm çalıyor. Kontrol hemogram değerlerinde de düşüş yok. Karaciğer ne durumda? Son yok sanırım. Subay Hanım haklı. Retroperitonda hala kanama var. Dev reaktör verin. Çabuk. Direnç. Epey kan var orada. Aspire et. Kaynağı görebiliyor musunuz? Tırtılardan görünmüyor. Direnç. Aspiratör tıkanmaya başladı. Tamam. Elimizi kepçe gibi kullanalım şimdi. Hadi. Getir. Rahim duvarını kontrol ettik mi? Uterin arter sağlam mı? Oradan kaynaklanıyor olabilir. 64'e 32'ye indi. Kanamayı durdurmak zorundayız. Aksi takdirde Defne Hanım'ı kurtaramayacağız. Ameliyathanede mermi patlamalarıyla uğraşmasaydık kanamayı çoktan bulmuştuk bile. Kaan Bey, şimdi bunu tartışmanın hiç sırası değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.